Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte pancar salatası yapacağız. Öncelikle pancarı şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu hiç kabuğu soyulmamış hali. Şimdi birlikte isterseniz keselim. Şöyle altını da göstereyim. Bakın şunlar da şöyle kenarda benim biraz önce yıkayıp soyduğum pancarlar. İçi şöyle çok tatlı bir mor renkte. Şimdi şöyle soyalım isterseniz. Önce şöyle sapını keseyim. Sonra altını. Bakın pancar çok sağlıklı bir sebze. Özellikle bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına ve ciğerlerimizi daha güçlü kılmak adına bol bol tüketebiliriz. Açıkçası ben pancar evde hiç kullanmıyordum. Yani bizim hiç tüketmediğimiz bir sebzeydi. Benim bir arkadaşım var Egeli, o hep yapardı bize pancar salatası yoğurtlu, hani ne zaman buluşsak bir toplansak. Dün onunla konuştum, şimdi Amerika'da kendisi. Dedim bana pancar salatanın tarifini verir misin? Bana o yoğurtlu tarifi verdi, onu da bir sonraki videomuzda görebilirsiniz. Ekstra bir tarif daha verdi. Sadece zeytinyağı, limon ve tuzla birlikte hani pancarların kendi rengini kaybetmeden tüketilen bir salata. Şimdi isterseniz şöyle pancarımızı soyduk. Devamını da anlatayım tarifi. Yalnız benim size pancarla ilgili söyleyebileceğim bu tarifler çok basit tarifler. Tek bir püf nokta var. Lütfen pancarı doğrarken ve pancar salatası yaparken yani pancarı tüketirken üzerinize eski bir şeyler giyin veya korunaklı bir önlük takın. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle rengini çok fazla veriyor ve lekesi çok kolay çıkmıyormuş. Şimdi bakın şöyle kabımı aldım, pancarlarımı güzelce yıkamıştım, kabuklarını soydum. Şimdi derince bir tencerede bunları haşlayacağım. Siz isterseniz çiğden de tüketebilirsiniz. Ama böyle biraz diriliğini alsın diye ben haşlamak istiyorum. Haşladıktan sonra da yapımına devam edeceğiz. Evet, pancarlarımızı bol suda haşladık. Yaklaşık bir yarım saat kadar sürüyor. Ama sizin pancarınızın cinsine ve büyüklüğüne göre değişebilir. Bakın pişip pişmediğini nereden anlayacağız? Şöyle bir çatalı sapladığımızda giriyorsa ama dağılmıyorsa olmuş demektir. Şöyle ben örnek olması adına birkaç tane farklı dilimleme çeşidi yaptım. Şöyle yarım ay şeklinde de dilimleyebilirsiniz ya da küp küp de dilimleyebilirsiniz. İsterseniz bir tane pancarı da birlikte dilimleyelim şöyle. Bakın şöyle bir parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyoruz. Pancarları çok fazla haşlarsanız böyle dilimleyemezsiniz. Hemen dağılırlar. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın şimdi şöyle pancarlarımızı kestik. Şöyle küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Şimdi birazdan bütün pancarlarımızı doğradıktan sonra soslu karışımımıza da bulayacağız. Evet, bakın burada kavanozda da pancarları haşladığım suyu atmadım. Şöyle bir kavanoza aldım. Bu renkli pancar suyunu makarna yapımında, pilav yapımında veya ekmek hamurunuzu renklendirmede kullanabilirsiniz. Ben de çorbada kullanmayı düşünüyorum. Hem pancarın suyundan da faydalanmış oluruz, hem de güzel tatlı böyle mor lila bir renk vermiş oluruz gıdalarımıza. İsterseniz şimdi salatamızın yapımına devam edelim. Şöyle küp küp doğradığımız iki orta boy büyüklükte pancarımızı ayrı bir kasemize aldık. Şimdi sosunu hazırlayalım. Şöyle sizin pancarınızın miktarına göre 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, üzerine bol ekşili seviyorsanız 1 limonun suyu ve yarım çay kaşığı da tuz. Şöyle kendi arasında kabaca karıştırıyoruz ve pancarlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Bu kadar kolay bir tarif ama çok lezzetli bir tarif. Yalnız burada bahsetmek istediğim bir detay var. Şimdi yaptık ya bu salatamızı. Hemen tüketmeyelim. En az şöyle bir 4-5 saat buzdolabında beklesin ki sosunu iyice çeksin. Öyle daha lezzet kazanacaktır. O şekilde tüketelim. Evet, şöyle bol soslu. Bu arada ben şey de belirtmek istiyorum. Dediğim gibi daha önce pancar pişirmemişti. Böyle pancara karşı hep ön yargılıydı. Ya pancar çok güzel kokan bir sebzeymiş. Pişerken çok güzel koktu. Bundan sonra sık sık evde yapmayı düşünüyorum. Şöyle üzerini maydanozla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.